Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere ve her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Çünkü çok tatlı bir konumuz ve bir o kadar da tatlı konuğumuz var. Çikomanya Çikolata ve Kafe'den işletme sahibimiz Sayın Derya Akciğer konuğumuz. Hoş geldiniz Derya Hanım. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Evet, biz öncelikle Derya Akciğer kimdir, tanıyabilir miyiz, tanıştırabilir miyiz izleyicilerimizle? Tabii, memnuniyetle. Ben aslen Tarsusluyum, Mersinliyim. Yıllardır Mersin'de yaşıyorum. Bir eğitim kurumundan emekliyim. 21 yaşında üniversitede okuyan bir oğlum var. Maşallah, Allah çok teşekkür ederim. Emekli olduktan sonra insanları mutlu etmek ve kendi mutlu olmak, hayattan daha çok zevk alabilmek adına mutluluk verici bir işle uğraşmak istedim. Çikolata da biliyorsunuz bu konuda çok iyidir. Evet. İspatlanmış bir gerçeği vardır. Ve bir çikolata dükkanı açtım. Şu anda buradayım. İyi ki de böyle bir şey yapmışsınız. Çikomanya'nın nasıl doğduğunu anlatmış oldunuz. Şimdi biraz daha Çikomanya'yı tanıyalım diyoruz. Biz kaç yıl oldu ve neler yapılıyor? Çikomanya içerisinde pek çok şeyi bulunduran bir işletmemizdir. Bir çikolata kafesidir, bir çikolata imalathanesidir. İnsanların kendi çikolatalarını yaratabileceği imkan sunulan açık mutfakla çalışan bir konseptimiz var. Workshoplarımız var. Workshop sonrasında dediğim gibi insanlar, isteyen, dileyen arkadaşlar kendi çikolatalarını orada çok rahat üretip sevdikleriyle bunu paylaşabiliyorlar. Harika diyoruz. Biraz da kafemizden bahsedelim mi? Örneğin kafemizde bir anda kaç misafirimizi, konuğumuzu ağırlayabiliyoruz? Ve sizin yardımcılarınız var mı? Bunlardan da bahsedelim istiyoruz. Şu an için biz 4 aylık bir işletmeyiz. Henüz çok yeniyiz. Çikolata kafemizde çikolatanın her hali sunulmaktadır. Mesela çikolatayı kavanozda yiyebilirsiniz, pamuk şekerli yiyebilirsiniz. Bir çikolata topunun içerisinde meyve salatası ya da dondurma yiyebilirsiniz. Üzerine tabii yine sıcak çikolata dökerek içteki işte ikramımız neyse ona ulaşabilirsiniz. Çikolatayı şişte yiyebilirsiniz. Biz Mersinliyiz, şiş kebabı falan çok severiz. Çikolata da şişte yerini aldı bizde. Onun dışında tabii rutin çayımız, kahvemiz falan var. Bu ay sonunda kafe konseptimizde isteyen arkadaşlar kendi dondurmalarını da yapabilecekler. Bunu doğal meyvelerle yine tüm konseptimizde olduğu gibi kendi elleriyle istediği meyveyi makinemizin üzerine koyarak dondurmalarını da hem çikolatalarını hem dondurmalarına kavuşacaklar. Mekanımızın içerisinde 4 masa, dışarıda da 4 masamız var. Biz butik bir işletmeyiz. Açık mutfak olması ve butik bir işletme olması oranın daha samimi bir ortama kavuşmasına neden oluyor. Bilmiyorum şu anki haliyle buyuz. Mükemmelsiniz diyoruz. Özel lezzetlere geleceğiz. Anlatacağız, aktaracağız ki zaten izleyicilerimiz şu an sizi gördüğünde hatırlamışlardır. Ne olduğunu biliyorlardır o özel lezzetin ama tabii ki burada da paylaşacağız, burada da anlatacağız. Fakat ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Emekli oldunuz. Emekli olduktan sonra da böyle bir fikir gelişti. Hı hı. Ama bu fikir gelişirken hadi bir de eğitim alayım. Ya da şu eğitimleri alayım da böyle bir şeye kalkışayım mı dediniz? Yoksa hayır zaten ben biliyordum ve yapıyordum mu dediniz? Şimdi geçenlerde bir laf duydum. Çok hoşuma gitti. Aslında tarifler aynıymış ama içerisine siz bir şeyler katabiliyorsanız var eder misiniz? Ben çikolatanın sadece temel eğitimini aldım. Sonra 2 yıl kadar bunu sevdiklerimle paylaştım. Yani evde, evimdeki imkanlarla çikolatayı yaptım ve sevdiğim arkadaşlarıma ikram ettim. Onların tepkisine baktım. Tabii bunun içerisine değişik dolgular koydum. Baktım ki herkes çok mutlu ve herkes çok meraklı. İstedim ki bunu herkesle paylaşayım. Yani herkes ne yaptığımı da görsün.
kendileri de yapabilsin. Böyle bir konsept gelişti. Ve şu anda dediğim gibi hem açık mutfak hem workshop'un herkesin gözünün önünde yapıldı. Yani bir kafe müşterisi orada çikolatasını yerken çikolatanın yapılışını da izleyebiliyor. Ya da dilerse kalkıp kendi de yapabiliyor. Böyle bir konsept gelişti. Güzel de oldu sanıyorum. Harika olmuş. Ve aynı zamanda bir takım projeleri de, hatta sosyal projeleri de bünyenizde gerçekleştirmeye başlamışsınız. Evet. 4 aylık bir süre olmasına rağmen, değil mi? Ya, evet. Bahsedelim mi biraz da ondan? Olur. Çünkü çok keyifli bir proje. Çok çok. Yani hani insanın hayatında mutlu olduğu ya da umutamadığı mutlaka dönemler vardır, anlar vardır. Biz pek çok sosyal projede 4 ay içerisinde yer aldık ve almak da boynumuzun borcu. Bu amaçla çıktık zaten yola. İnsanları mutlu etmek ve üzerimize düşen görevleri yapmak. Bunlardan bir tanesi de Sayın Belediye Başkanımızın nezaretinde Down sendromlu arkadaşlarımızı aldık. İnanın çok eğlenceliydi. Yani evet, çikolata herkese mutluluk veriyor, herkese neşe veriyor. Ama onlardaki etkisini bu boyutta görmek bizi çok çok daha ayrı bir dünyalara götürdü. Yani çok mutluyum. Keşke daha fazla şeyler yapabilsek. Evet, bu mutluluk zaten gözlerinizden de belli ederim. Oluyor. Bu tür projeler devam edecektir. Tabii, tabii, biz de kesinlikle, tahmin ediyoruz. Kesinlikle. Çok keyif almışsınız çünkü. Evet, şimdi de gelelim artık Türkiye'de gerçekten adından bahsettiren bir çikolata evet. türüne. Siz yaptınız bunu. Evet. Ne yaptınız? Nasıl bir çikolata yaptınız? Şimdi ben damak zevki çok görecelidir. Ben istiyorum ki benim demeyeyim hatta bizim mekandan çıkan herkes kendine ait, kendine has bir şeyler bulsun. Damak zevki bu kadar göreceliyken çikolataya da biraz daha farklı bakmak gerekir. Ama bunu sadece masa konseptinde değil, yani kutu çikolatada da öyle olması gerekiyor. Ve ben işte meyveli, yani kavunlu yaptım, vişneli yaptım, böğürtlenli yaptım, şan fıstıklı yaptım falan, tamam bunlar zaten sonuçta bir yerde erişilebilir şeyler. Ama bir de acı seven bir kesimimiz var. Acı deyince de biliyorsunuz biz Türk halkı olarak işte isotu biliriz. Dolayısıyla çikolatayla isotu birleştirdim ve isotlu çikolatamız çıktı. Çok da güzel tepkiler aldı. Bir de bu isotlu çikolatamızın özelliği, ilk yediğiniz zaman bir çikolata tadı alıyorsunuz. Isottan ya da acıdan yana hiçbir belirti yok. Siz isotu yutma aşamasında boğazınızda hissediyorsunuz. Öyle olunca da daha da bir rağbet gördü. Çünkü bilirsiniz gibi herhangi bir yiyeceği ağzınıza aldığınız zaman onun bütün tadını evet. işte damağınızda, dilinizde, dudağınızda, her yerde hissedersiniz. Ama isotlu çikolatamız sadece boğazda hissediyorsunuz. Evet. Gerçekten de son derece ilginç ve bir o kadar da lezzetli. Çünkü ben de tadına baktım. Hatta tadına bakarken bir de şöyle bir şey yaşıyorsunuz. Ay acaba yesem mi yemesem mi? Ama niye yesem mi yemesem mi? Bu güzel şekilleri bozmamak için, bu güzel görüntüyü bozmamak çok için. Çok teşekkür ederim. Çünkü her biri birbirinden güzel modellere sahip. Peki bunları nasıl yapıyorsunuz? Nasıl uğraşıyorsunuz? Elde mi yapılıyor bunlar? Evet, şimdi çikolatanın yapım aşamasında çikolatamızın belli bir derecede ısıtılması, yine belli bir derecede soğutulması, sonra yine tekrar belli bir dereceye çıkarılması gerekiyor. Biz iş yerimizde gerçekten el yapımı olmasını istediğimiz için çikolata belli bir seviyeye, ilk etabı yani ısıtıldıktan sonra o çikolatayı alıp mermerimize döküyoruz. Mermerde elimizle temperliyoruz. Belli bir ısıya düşmesini sağlıyoruz. İşte karıştırıyoruz. Mermer iyi bir soğutucudur ve doğaldır. Çikolatanın yapısını da bozmaz. Bu soğutma işleminden sonra tekrar bu çikolatayı ısıtma işlemine geçiyoruz. Daha sonra ısıttığımız çikolataları önceden seçtiğimiz kalıplarımıza döküyoruz. Ve sonra dolgusunu koyup daha sonra tekrar kapatarak işlemi tamamlıyoruz. Evet ve bu güzel şekiller, bu güzel lezzetler de ortaya çıkmış evet. oluyor. İyi çikolata yapabilmenin sırrınızı söylemeyeceksiniz, biliyoruz. Ama yine de iyi çikolata yapabilmenin belli kuralları vardır. Mutlaka. Bu
kurallardan birkaç tanesini öğrenmemizde sakınca var mı? Yok. Yani birincisi çikolata değil, her şey için. Yaptığınız şeyde malzemeniz çok önemlidir. Yani kıvamı önemlidir, lezzeti önemlidir. Birincisi ham maddemize çok dikkat edeceğiz. İkincisi söz konusu çikolata olunca çok hassastır. İçerisinde de pek çok aroma barındırır. Bunun ısı derecelerine gerçekten dikkat edeceğiz. Isı derecelerinde hani güzel her şey yolundaysa içerisine katacağımız aromalar çok önemlidir. Dediğim gibi ben her tür aromayı kullanıyorum. Ama kullanırken tabii ikisinin bütünlüğünden ne çıkacağını da tahmin ediyorum. Yani şekerli bir şeye çok şekerli bir şey, yani başka bir şekerli bir şey katarsanız çok şekerli olur. Hani ne istediğinize bağlı. Başta da söylediğim gibi hani gerçekten güzel bir sözmüş. Tarifler hep aynıdır. Ama önemli olan sizin kendinizden bir şeyler katabilmek. Ben çikolatalarımı öyle yapıyorum. Yani hem kendimden bir şeyler katmaya çalışıyorum. Hem çikolataya biraz daha geniş açıdan bakmaya çalışıyorum. Ve tabii ki büyük bir sevgiyle yapıyorum. İşte en büyük sır bu olsa gerek değil mi? Evet. Sevgiyle yapmak, sevginizi katmak. Derler ya sevgimi kattım içine, evet, diye. Aynen gerçekten öyle. Gerçekten sevginizi katıyorsunuz, evet. Belli. Bu çok zaten şekillerinden de belli. Evet, şişte çikolata dediniz. Benim çok ilgimi çekti. Gözümün önünden böyle upuzun şişler, upuzun çikolatalar böyle geçiyor. Çikolatayı çok seviyorum. Ne güzel. Biraz da şişte çikolatadan bahsedelim mi? Nasıl oluyor? Yani ahşap çubuklarımız var. Evet. Onun içerisinde isteğinize bağlı olarak meyveler diziyoruz. İşte muz, çilek, kivi, marshmallow. Yani bu tamamıyla karşı tarafın isteğine bağlı bir şey. Bunlar dizildikten sonra üzerine eritilmiş çikolata gezdiriyoruz. Ve siz hem saf bir çikolata yemiş oluyorsunuz hem meyve yemiş oluyorsunuz. Yani şimdi mesela ben diyet çikolata da yapıyorum ama yine de şunu söylüyorum. Gerçekten bir şeyin safını yerseniz, özünü yerseniz ve tabii ki oranında, ayarında yerseniz aslında korkulacak hiçbir şey yok. Yok. Doğru. Bir de dondurma var. Evet. Önümüz arasında. Yaz. Evet. Yazında gerçekten en fazla tüketilen gıdalardan bir tanesidir. Ben gıda olarak görüyorum dondurmayı. Faydalı bir gıda olarak görüyorum. Evet. Hatta bebeklerin, çocukların bile sağlıklı şartlarda tabii ki yapılmış olan dondurmayı mutlak surette yemelerini de istiyorum. Doğru mu düşünüyorum? Kesinlikle doğru düşünüyorsunuz. Süt her dönemimizde hayatımızda olması gereken bir besindir. İşte dondurmamızı bir 10-15 gün içerisinde faaliyete geçireceğiz. Biraz daha havaları bekliyoruz. Ama yaz kış rutinde yenilebilecek bir şeydir. Biz dondurmamızda da yine arzu ettiğiniz meyvelerin kendisini koyacağız. Yani hani özü, işte suyu falan değil. Direkt meyve ile sütü birleştireceğiz. Harika. Öyle olunca da yine şişteki çikolata kadar doğal bir şeyi, sadece soğunu yemiş olacaksınız. Evet, hem doğal hem lezzetli hem faydalı. Evet. Gerçekten de yazın tüketilebilecek tabii. En güzel, en lezzetli tatlı, evet, gıda kesinlikle. Diyebiliriz dondurma içinde. Peki ben şöyle anlıyorum ki Derya Hanım, sizde durdurak yok. Yok tabii, olmaması da gerekiyor. Allah hiçbirimizi durdurmasın, hepimizin bakışını, bakış açısını, yolunu açık etsin. Amin inşallah. Çünkü 4 aylık bir süreç içerisinde işte workshoplar düzenlemek, bunun içinde sosyal projelere imza atmak, farklı lezzetler üretmek, bunları sunmak var. Dondurma şimdi evet. Çıkıyor, yine farklı bir dondurma çıkıyor. Peki daha neler olacak? Neler yapacaksınız? Neler var hedefte? Yani ben istiyorum ki bütün güzelliklerden herkes faydalansın. Şimdi hani bu bütün bunlar 4 ay içinde değildir tabii. Hani yılların birikimi ile ortaya çıkan şeylerdir. Ve bunu paylaşmazsak hiçbir anlamı yok. Yani bunu paylaşmak gerekir. İnsanlara bu imkanı tanımak gerekir. Gerçekten çok güzel gençlerimiz var. Bizden çok daha güzel bakıyorlar. Bizden çok daha hayat dolu ve umut verici
arkadaşlarımız var. Bunlara yol açmak gerekiyor ve onlara yol açabilmek için, görevimizi yapabilmek için yapmamız gereken her ne varsa mutlaka yer almalıyız. Nelerin olduğunu zaman bize gösterecektir. Harika. Peki şimdi geldi aklıma, izleyicilerimiz mutlak surette çok beğendiler. İmrenmiş de olabilirler. Mersin'desiniz. Mersin'deyiz. Mersin dışında bir ilden talep geldi. Evet, yani bu ara bu talepleri alıyoruz. Ama ben şeyden yanayımdır, her şeyi sindirerek gitmekten yanayımdır. Bu bizi daha emin adımlarla bir yerlere götürür. Yaptığımız işi daha doğru kılar. 4 ay sizin de tahmin edebileceğiniz gibi çok kısa bir dönem. Evet. Yani bizim birkaç aya daha ihtiyacımız var. Bize gelen talepleri de şu an için verdiğimiz cevap o. Bir dakika, yani biraz bir tık daha izin verin bize. Sonra zaten biz bunu zaten paylaşmak için yani kurduk. Tabii ki paylaşacağız. Seve seve paylaşacağız. Harika diyoruz. Yani öyleyse buradan bir müjdeyi de vermiş oldunuz. Belki zaman içerisinde isim hakkı ama tat ve lezzet aynı olacak. Kesinlikle, aynı elden kesinlikle. Çıkacak. Belki de bunun yanı sıra işte bu güzel ürünleri de bir şekilde nereden isteniyorsa gerek perakende gerekse toptan da tabii gönderebileceksiniz. Tabii tabii. Bunu anlıyoruz. Yani başka şehirlerdeki şube isteklerine de tabii ki evet diyeceğiz. Ama dediğim gibi biraz zamana ihtiyacımız var ki doğru adımlar atabilelim. Doğru yerde, doğru zamanda olabilelim. Harika diyoruz. Şimdi biz İstanbul'dayız, siz Mersin'desiniz. Biz bu çikolatanın lezzetine alıştık. Ne yapacağız? Gönderecek misiniz? Yurt dışına da gönderiyoruz. Evet. Öyle bir şeyimiz var. Şu an için imkanımız var. Mesela Isotto çikolatamızı Romanya'dan duymuşlar. Tabii bizim için çok onur verici bir şeydi. Türkiye'nin her yerine ya da yurt dışına hani erişebileceğimiz her yerde biz varız. Harika diyoruz. Verdiğiniz bilgiler için ve bu güzel lezzetler için, el emeğiniz için, güzel yüreğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben tekrar teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun, çok sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Çikomanya Çikolata Kafe'den farklı lezzetler sunan Derya Akciğer'i ağırladık. Hoşçakalın.